Ben çözemedim. İkinizin de üzülmesini, ağlamasını istemiyoruz. Karar anı başlasın. Birbirinizi yıpratmayın. Evet, üzmeyin. Evet, hadi birbirinize verdiğiniz bu kadar emeğe yazık olmasın. Güzel bir karar verin. Ne düşünüyorsun güzel sen? Bence kararı Özkan sana bırakır. Evet, ben çok güzel bir karar vereceğime inanıyorum. Bu saatten sonra da zaten Seda ablacığım, bugün gerçekten bu benim son vedam olacak. Size de, ekibinize de, herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği olan herkese Allah razı olsun. Çok güzel bir ortam. Ben bu ortamda bulunduğumdan çok mutluyum. İlk geldim. Ben buraya evli kurmak için mutlu olurum diye geldim. Ama hep ben gözyaş döktüm. Kime ne kadar değer verdiysem son gözyaşla bitti. O yüzden de hakkınızı helal edin. Gerçekten sizi çok seviyorum. Yapma ama böyle yapma. Size olan saygından dolayı bugün açıklama için buraya geldim. Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Bunu açıklama için burada bulunup bu an normalde gelmeyecektim. Özkan tek başına çıkar açıklar diye. Ama biz burada size saygısızlık yapmış olurum diye. Estağfurullah. Ben kimsenin hakkını yemedim. O yüzden de Özkan sevdiğini de söylemiyor. İşte yine de gördünüz. Bana böyle kuru kuru gözyaşları asla. Bir kadını her zaman mutlu eden de bir erkektir. Onu ağlatan da bir erkektir. O da ağladı ama. Yani, o da ağladı. Artık ne yapacağım şaşırdım ben Seda abla. Erkekler kolay kolay bir kadın için ağlamazlar. Bence en doğru sağlıklı karar ayrılmamız. Çünkü şu anda bu kadar çaba gösterip de karşılığını onun ilgisi bile bir teşekkürünü alamadığım sürece evlendikten sonra daha çok yıpranırım. Sonra boşanma noktasına gelirse daha kötü olur benim için. Sonuçta ben burada bir kez evlenmek istiyorum. Ben gerçekten de yani bilmiyorum Seda abla artık ne diyeceğim şaşırdım yani. Hep Özkan gene ağlıyorsun. Diye. Özkan gitme kal diyecek misin güzele? Demeyecek misin? Dün ben kendisini aradım. Cevap vermedi Seda abla. Yani neden cevap verme bunu da anlamıyorum. Ne mesaj cevap attım. Vermedi soralım. Niye vermedin oğlum? Ablacığım benim bazı sıkıntılarım var. Onu söylemek istemiyorum. Tamam. Benimle de konuşmuyorsun. Sıkıntın olduğunu benimle de paylaşabilirsin. Hiçbir şey söylemiyorsun ki. İşte ben, bak Seda abla, sıkıntım var diye. Ben sıkıntılara gelemiyorum. O sıkıntılar bana yansıtmayacak. Ya da benimle derdini paylaşacak. Ben de ona belki yardımcı olabilirim bu durumda. Yapabileceğim bir şey varsa. Ama konuşmadan başka problemlerini bana taşıyorsan bu bizi mutsuz eder.